Habertürk Veys Ateş'le ilgili son kararını verdi. İşte o karar Habertürk TV yönetimi, son günlerde hakkındaki iddialar nedeniyle tartışmaların odağında haline gelen Veys Ateş'le ilgili son kararını verdi. Ateş'in bugün görevine son verileceği öne sürüldü. Organize suç örgütü liderliği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Sedat Peker'in gündeme getirdiği Veys Ateş ile ilgili iddialarının yankıları devam ediyor. Veys Ateş'e işten çıkarılma bilgisi bugün iletileceği belirtildi. Sedat Peker'in 6 Haziran'da yayımladığı videoda dile getirdiği iddialardan biri, Veys Ateş'in Sezgin Baran Korkmaz için Ankara'da arabuluculuk yaptığıydı. Bu iddialarla ilgili olarak Habertürk yazarları Fatih Altaylı ve Sevilay Yılmın, Sezgin Baran Korkmaz'ın kendileriyle ayrı ayrı temas kurarak, Peker'in iddialarını teyit ettiğini ve Ateş'in Korkmaz lehine durumu çevirmek için kendisinden 10 milyon euro istediğini ileri sürdü. Sedat Peker, 6 Haziran Pazar günü yayınladığı 9. videoda, Veys Ateş hakkında, Bodrum'da Paramount Otel var, sahibi Sezgin Baran Korkmaz. Bu arkadaş Türkiye'de de aranıyor, ABD'de de aranıyor. Otelinde kimler var, Veys Ateş? Sizin aranan adamın otelinde ne işiniz var, sizin maaşınız kaç para? Hani fatura? Bu bile suç. Daha da çıkacak, Veys'i. Senin kayıtlar da çıkacak. 28 Aralık'ta operasyon yapılıyor. 29 Aralık 45 milyon doların ödenmesi gereken tarih. Sezgin Baran'ın karısını gözaltına alıyorlar. Bu Veys'i. Ben olayı toparlayayım diye arayan bu Veys. Aranan adamın oteline gidiyorsun, kalıyorsun, on binlerce yüz binlerce avro hesap ödemiyorsunuz. Sonra da adamı gasp ediyorsunuz. Kayıtlar var, ifadelerini kullanmıştı. Ateş'in Paramount Otel'de kaldığını gösteren sosyal medya paylaşımları, Peker'in iddiası sonrası gündem olmuştu.